Kıyamet günkü imtihanını, körünüşünü Allah-u Teala bana şu ayette siz bilmemiz ki bayan kıladı. Sön, her bir kişinin namaya amalı ortaya koyulur. Bas, günahkarlarının onda bitilgen nerselerden dahşetke düşür, bizlerge helaket bulgayı. Bu kanday kitap ki ne küçük, bana katta günahını kaldırmayı barçasını kısala bitip koyuptu. Kattasını yem, küçükini yem. Deyişlerini görürsünüz. Ular kılıp ötken barça emellerini hazır nazır halde tapurlar. Parvardigarınız hiç kimge zulüm kılmaz. Mayda günahlar yazılı yaptı. Katta günahlar devam olup tahlen yaptı. Ve kullu sagirin ve kebirin mustatar. Ve her bir katta, her bir de küçük ve katta amel bitilmiştir. Allah-u Teala ayeti yaptı adamlar. Her bir de çıkıyken söz, her bir de kılınıyken iş, her bir de basılıyken kadem yazılı yaptı diye yaptı. Ve inna aleykum la hafizin kiraman katibin. Elbette üstüylerde hurmetli iki de yazılı farişte vardı. Daim billa hacethanada, hammamda ya ki ayağlarla yalnız boyanda yine bu farişteler yanıda durmuyordu. Başka hem oranı yazıp duradı. Sizge bir ayet dikizdi falancı payla yürüptüken bir hataksız yaman kılarken şu payla yürüptü etiyat bolin dedi. Haliki adamda körgenizde haliki ayaklantırken söz sizge geledi. Nuhat kuşu yok torta. Haliki adamda aldı tor tuş hareket kılasız. Şu bırak da kademde oyla basasız. Yani eğer muamala kılıçdaki kere olsa cüde sözlerinizi ehtiyat olup terip yaparsınız. Hani insan dünyada bir insanlık hüzzeti yaptı, murakaba kıl yaptı degen söz sizi hoşuyor, tahtırıp koy yaptı. Şimdi nereki hüzzetiyken adam, körmeye kalışı mümkün birer aybizi, esten çıkarıp koyuşu mümkün. Lekin ama ilkemizde dururken iki defa harişte ekeller tohtamaya yazardı. İsimizden çıkmasın. Hiç kim körmeyeyken cahide Allah'dan takva kıl eyleyin. Hemen körüyken de o hemen günahtan tehli uğradı. Birbirinden üyatıp bozuyan. Yani hiç kim körmeyken payetle kıyken takvamız hakiki takva buladı. İnna Allah kana aleykum rakiba. Elbette Allah üstünüzde küzet köçü bulgen zattır. Kişkine günahlar yazılı yaptı. Katta günahlar tahlenip devan devan kılıp koyulu yaptı. Siz bilen bizi kılıyken amellerimiz, gebreyken geblerimiz, basıyken kademlerimiz, yazılıyken yine bir tedeliyen. Câsiye suresi 29. ayet. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. منا بو كتابımız sizlerge hakikat neydir? Der hakikat biz sizler kılgıcı bulgen amel, barca ameller ingizine uşbu namayı amalge köçürüp koygenmiz. Yazıp koygenmiz diyemdi. Peygamberimiz Aleyhisselam bu ayetlerini okuyup verirken de o davirdeki Araplar, o davirdeki adamlar yazış deken de fakat o şu siyah bilen kağızı yazışı çünkü. Şunu değil mi? Şimdi bir şimdi davirler geldi ki yazışta asbabı köpeyip gitti. Suratını yazı yaptı, avazını yazı yaptı. Ha bu insaniyette az gene ilim verilip çünkü sen yazışlık kudreti gegeyi boyan bosa. Hemen ilimde gelse boyan para vardı gör. Yani kanakalı yazıp koştu yollarını kılarak üstümüzde. Sadagerler blacknot tutadı. Haklarını yazadı, karzlarını yazadı, aldı verdi. Çünkü nimege yazadı? İsten çıkıp olup da. İsten çıkıp olup da. Hani yakal etti, yadı geçişerdi. Ha demek yazıp koyulayıkkenliği, yazıp koyulayıkkenliği, bu farişteler diye Allah-u Teala diye isten çıkıp olup işleyemez. Hüccet delil bu işleyince. Allah subhanahu wa ta'ala şunu dediydi. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّيُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. Öşe kafirler azabke duçar kılınadigen künde Allah onlarının barçalarını kayta tırıltırıp hayata dünyada kılgen amellerinin haberini verir. O amellerini Allah hesabla bitip koydu. Onları ise unutup yubarıştı. Esleyin ötkenli kıyançlarıyız. Savabı hem izden çıkıp gitti, günahı hem izden çıkıp gitti, kattası hem kişi gelin. Lekin Allah-u Teala ne de yaptı? Yazı bitip koyulgen. İnsan günahını kılarken de izden çıkarıp alarken. Kıyamet günü de tanımasa gelmeyin kıyma gelmen derken. Parvatgar kıyma gelmen derken. Hadislerde kelerdi. Bu iki ay yazgen farişlenen benim müflis buluşumu, bankrot buluşumu, cehennem göçüşümü hale yaptı. Bu adamlardan bari beni ziyanımı hale edeyim. Hiç kaçsını güvahlığını almayayım ben. Parvatgar. Allah subhanahu wa ta'ala kimi güvahlığını kabul kılasın ise özümü derek. Özümge özüm karşı güvahlığı versen şunda
to'g'ri bo'ladi deganda Alloh taolo al-yawma nahtimu ala afwahihim. Bugun ya'ni ana shu kunda Alloh taolo og'zini muhrlab qo'yib turib, qo'l oyoqlarini qilib o'tgan ishlari haqida gapirtirib qo'yadi. Yana og'zini ochib qo'yadi Alloh taolo. Ya'ni gunohni hech kim ko'rmagan bo'lsa, yozayotganlar tuhmat qilayotgan bo'lsa, shu a'zolaring bilan qilganmisan gunohni? Esimizdan chiqmasin.